Fuat Uğur Muhalefetin Açlık Oyunları ve Gerçekler Bir muhalif yazarın muhalif mahalleye kötü bir haberim var yazısıyla başlayalım. Habertürk'ten Oray Eğin Başka bir ülkeye taşındığından beri ilk kez bu yaz aylarını Türkiye'de kesintisiz geçirmeye karar vermiş. Şimdi gözlemlerini aktarıyor. Aşağıda yazısından birkaç bölüm var. Türkiye'ye gelmeden önce dışarıdan bakan pek çokları gibi rakamlar, sosyal medya, köşe yazıları üzerinden okuma yaptığında karşımda batmış bir ülke bulacağımdan emindim. Bu aynı zamanda Erdoğan devrinin kapandığı, muhalefetin seçimi kesin olarak kazandığı bir Türkiye demekti. Ancak millet aç diye koparılan fırtınadan eser yok. Düzenli geliri olanlar içinse hayat pahalı olmasına rağmen devam ediyor. Bütün uçaklar dolu, trafik ilerlemiyor, restoranlarda yer bulunmuyor, otel fiyatları rekor düzeyde. Bir cumartesi gecesi Arapların veya diğer turistlerin olmadığı Kadıköy'e çıkın ve görün. Bu yaz durmadan birileri evlendi. Şanşalı düğünler yapıldı. Ekonomik çark işliyor. Hayat devam ediyor. Bakkalda, markette her ürün bulunuyor. Ekmek de var, un da, şeker de, en pahalı tekila da. Bir kıtlık söz konusu değil. Bazı ürünler evet, çok pahalı. Ama raflarda mevcut. İnsanlar işlerine gidiyor. Fabrikalar kapanmıyor. En önemlisi üretim sürüyor. Ama muhalif mahallenin sürekli battı çöktü dediği Türkiye bu tanımın evrensel kriterlerine uymuyor. Oray Eğin, kendi yaşam alanlarının da dışına çıkarak yaptığı bu gözlemde farklı bir bakış açısı sunmuş. Yazı uzun, okumanızı öneririm. İlginçtir. Benzer bir yazıyı tam kaleme almak üzereydim. Çünkü geçtiğimiz pazar, yurt dışına konfeksiyon ürünleri ihraç eden bir iş adamı komşumuz ve eşinin davetlisiydik. Komşum çok dertliydi. Şirketinde ihracat yapacağı ülkelerdeki tüketicilerin tercihlerine göre tasarımlar hazırlattırıyor ve bunları fason üretim yapan konfeksiyon atölyelerine sipariş ediyor. Ancak tüm konfeksiyon atölyeleri toplam işçi sayısının %30-40'ı kadar elemanla çalışmak zorunda kaldıklarından iş yetiştiremiyorlar ve aylar sonrasına randevu veriyorlar. Bu yüzden de ciddi bir zarara uğradıklarını anlatıyor. Sebebi ise konfeksiyon atölyelerinin ve fabrikaların işçi bulamaması. Göçmen işçi de mi bulamıyorlar diye sorduğumda aldığım cevap daha da ilginçti. Bu fabrikalarda ve atölyelerde çalışanlar arasında en yetenekli olanlar Suriyeli göçmenlerdi. Onların bir kısmı artık dönüyor, kalanlar da başka işlerde zaten istihdam ediliyorlar. Türk işçi yok, olanlar beğenmiyor. Hepsi ana baba kuzusu, masa başı devlet işi peşinde. Ümit Özdağ'ın Türkiye'de 10 milyon göçmen olduğu palavrasına kulak verir ve ona inanan akıl fukarası ırkçılara bakarsanız Türk işçiler göçmenler yüzünden iş bulamıyor. İş adamı ayakkabı sektöründere durumun aynı olduğunu söyledi. Onunla konuştuktan 3-4 gün sonra Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Ayakkabı Moda Fuarı başladı. Bu yılki ihracat hedefleri %40 artarak 1 milyar 300 milyon dolara ulaşmış. Ama Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten en büyük sorunlarının nitelikli iş gücü olduğundan dert yanıyor. Çünkü sektördeki iş yerleri aynı nedenle %50 işçi kapasitesiyle çalışmak zorunda kalıyor. Durum şu: Hayat pahalı, enflasyon yüksek. Ama üretim tüm hızıyla devam ederken ve ihracat artarken ardı ardına yeni iş yerleri açılıyor ve yurt dışına ürün satan sektör sayısı Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar çeşitleniyor. Bu da istihdamı artırıyor. Türkiye'de çalışan sayısının 32 milyon kişiye dayanmış olması durumun açık ve net göstergesi. Dolayısıyla da vatandaş geçmişe göre hayat pahalılığı nedeniyle istediği her şeyi alamasa da ihtiyacını giderecek kadar temin ediyor. Çünkü işi ve düzenli akan parası var. Hükümet elektrik ve gaz faturalarını %80 oranında karşılıyor. 6,5 milyon kişiye sosyal yardım yapılıyor ve bunun için bütçedeki rakam 40 milyar liraya çıkarıldı. Tarımsal üretimde verilen taban fiyatlar memnun edici. Kaldı ki hükümet vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğini belirterek yılda iki kez askeri ücreti, memur ve emekli maaşlarını belirliyor artık. İki ay sonra yeniden düzenleme yapılacak üstelik. Tabii bir de tüm bunların üzerine TOKİ konutlarıyla 1 milyonarsa muhalefetin tüm ayarlarını bozdu. Daha çok bozacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan uygulanan sistemin Türkiye'yi özgü bir ekonomik model olduğunu sık sık vurgularken haklı çıkacak gibi görünüyor faiz konusunda diretti, diretti ve sonuçta Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'den Elon Musk'a kadar dünyanın önde gelen isimleri faizi artırmanın enflasyonu artıracağını ve ekonomik durgunluğa sebep olacağını, yatırımlarını tamamen durdurup işsizliğe yol açacağını söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu modeli halkın diliyle onlara seslenerek gayet net ifadelerle açıklıyor. Onun da dediği gibi Türkiye faizi yükseltme gibi bir ekonomik modeli tercih etseydi Enflasyon yine olacaktı. Hayat pahalılığı yine sıkıntıya sebep olacaktı. Ama yatırım, üretim duracak, işsizlik daha da artacaktı. Ama tabii muhalefetin istediği, büyük ekonomist Özgür Demirtaş'ın modeli. Faiz artsın, dolar biraz düşsün, küçük bir zümre lay lay lom yapsın ama insanlar işsiz kalsın. Böylece artan işsizler iktidarı değiştirsin. Başka derdiniz? Fuat Uğur İsmail Kılıçarslan Seçim sattığında sıkıcı bir tekrar. İnancım kesin. Olağanüstü bir durum olmazsa Recep Tayyip Erdoğan geleneğini bozmayacak ve 2023 seçiminde de başkanlığı kazanacak. Üstelik bu inancımın karşısına çıkacak aday yok. Altılı masa çok karışık falan gibi tespitlerle bir ilgisi de yok. Karşısına kim çıkarsa çıksın, hangi aday ne numara çekerse çeksin, Tayyip Erdoğan 2023'te görevine devam edecek yeterli oyu alacak. İnancımın temel kaynağı şurası, şişirilip duran Z kuşağıyla sosyal medyada oluşturulan havayı dışarıda bırakarak konuşacak olursak, derin millet neyin ne olduğunu bir kez daha anlıyor ve en temelinden kavruyor. Dünyanın mevcut halini, Türkiye'nin mevcut durumunu ve memleketin gelecek projeksiyonunu araştırma şirketlerinden de, medyacılardan da, siyasi analiz kasanlardan da daha yerli yerinde değerlendiriyor. Millet 2023'te de meseleye el koyacak ve her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği tonda ilerleyecek bana kalırsa. Bu yazıyı da seçime 9 ay kala yazıyor ve tarihe bırakıyorum ki seçim sonrasında oturup değerlendirebilelim. Gelelim sıkıcı tekrar dediğim yere. Daha önce çok yazıp çok söyledim. Yine ve yüksek sesle mahallenin delisi olarak söyleyeceğim. Bu millet Tayyip Erdoğan'ın ne yapmak istediğini görüp anladığı gibi bütün gücünü Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı halde kendinde bir güç vehmedenlerin de ne yapmaya çabaladıklarını görüyor ve anlıyor. Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kurumsal kimliğinin kendisine nasip olmuş makamın arkasına saklanarak kendi izzet ve ikbali için bin türlü takla atan isimlerin varlığı doğrusu bu ya milleti epeyce yormuş bu durumda. Geçenlerde bilgisine ve görgüsüne çok güvendiğim bir siyasi, artık Tayyip Erdoğan'ın bizi taşımasına izin vermememiz gerekiyor dedi. Bunun ne anlama geldiğini sorduğumda aldığım cevap çok hakikatli bir cevaptı. Bak, 2002'den bu yana Tayyip Erdoğan kişisel karizmasıyla, siyasi dehasıyla, rutine inanan çalışma ahlakıyla bütün siyasi kadrosunu taşımış ve yükseltmiş bir lider bu aşamada bizim Tayyip Erdoğan'a yükünü hafifletmemiz gerekirken ona yük olmaya devam etmemiz en basitinden haksızlık olur. Daha açık ifade edeyim. Sıradaki belediye başkanı kendisi olabilsin diye koca bir şehri gerginlikten yapılma bir bombaya dönüştüren iki siyasi aktörün varlığı Tayyip Erdoğan'a destek mi olur, yük mü? Ben kimin kardeşiyim sen biliyor musun diyerek halka aşağılayan, Kimsenin işini yapmayan, elini atıp resmi plakalı aracıyla gezmekten başka bir alt etmeyen bürokrat Tayyip Erdoğan'a destek mi olur, yük mü? Olmadık siyasi hırslar geliştirdiği için yerel medya besleyen, rakiplerine fitne ve karalama kampanyası yapmaktan çekinmeyen, teşkilat ahlakını, kardeşlik hukukunu yok sayan siyasilerin varlığı Tayyip Erdoğan'a yük mü olur, destek mi? Peki burada soru şu, AK Parti'nin bir insan kaynağı sorunu mu var? Cevapsa şu, Hayır ve asla. Böyle söyleyip düşünenler sadece kötü, berbat bir yalana sığınıyorlar. Bu 21 yıllık siyasi geleneğin yetişmiş insan kaynağı konusunda Türkiye'nin en önemli odaklarından biri olduğunu düşünüyorum. Sadece bazı eskimiş, yıpranmış isimlerin ve kendi ikballeri için olmadık taklalar atanların varlığının bir sorun olarak tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Siyasette evet, tecrübe çok kritik bir meseledir. Ancak zaman içerisinde oluşturduğu yıpranmışlık tecrübesinden fazla olan isimlerin oluşturduğu yorgunluk da her zaman dikkate alınmalıdır. Bu aziz milletin Tayyip Erdoğan'a verdiği kredi muazzamdır. Bunu olmadık hamlelerle kendi çıkarlarına alet etmek isteyenlerin varlığına rağmen devam eden süre giden bir kredidir bu. Ve inanınız bana bu sene o sene, bu satı o satıhtır. 2023 seçimlerine giderken tüm kavgaları, tüm hırsları, tüm çıkar ve ikbal beklentilerini bir kenara bırakmaya yanaşmayacak herhangi biri varsa, bunlardan kurtulmak için de muazzam bir fırsattır. Kendi kişisel kavgasını bir kenara bırakamayan, memleketin geleceği için var gücüyle çabalamak dururken olmadık numaralara başvuran adamlarla alınacak mesafe yoktur. İşte mahallenin delisi olarak söylemek istediğimi söyledim söyledim. Çünkü iki gözümün çiçeği Türkiye'dir ve Türkiye'nin geleceği herkesten ve her odaktan daha önemlidir. Bilmem anlatabiliyor muyum? İsmail Kılıçarslan